Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde basamak kavramını öğreneceğiz. Sayıların çözümlenmesi yapılırken her rakam basamak değeriyle çarpıldıktan sonra toplanır. Peki biz bunu niye yapalım? İşte soruda 2 basamaklı, 3 basamaklı sayılar diyecek. Mesela 2 basamaklı AB sayısını verdiği zaman biz şunu anlayacağız. 10A artı B, birler basamağı, onlar basamağı. 3 basamaklı ABC sayısını verdiği zaman 100A artı 10B artı C. Basamak değerleriyle sayı değerlerini çarpıp toplayacağız, hemen yazacağız. Burada bir iki pratik söylemek istiyorum. Hızlı çözümleme yapacağız. Yani bu 10A artı B, 10B artı A'yı biraz hızlı toplayacağız. Şöyle ki 10A, 1A daha ne yaptı? 11A yaptı. Yanında 1B, 10B, 11B, ikisi de 11, 11 parantezinde A artı B. Bakın 3 basamaklı 3 tane sayı vermiş. 100A, 10A, 1A ne yaptı? 111A. 10B, 11B, 111, gene 111, 111 ve 111 parantezine aldım. A artı B artı C. 10A'dan 1A çıkardım, 9A kaldı. 1B'den 10B çıkardım, eksi 9B kaldı. 9 parantezinde A eksi B. 100A'dan 1A çıkardım, 99A. 10B'den 10B çıkardım, puf gitti. 1C'den 100C çıkardım, eksi 99C ve 99 parantezine aldım. A eksi C. Bu şekilde yaparsak daha hızlı olur ama tabi uzun uzun da hepsini yazabiliriz. Evet, ilk örneğimizde rakamları toplamı 8 olan kaç tane 2 basamaklı sayı yazılabilir demiş. Şimdi 2 basamaklı sayım bu. A, B. Şimdi şöyle parantezi alayım. Çünkü A çarpı B'ye aklımız gitmesin. A, B eşit değildir A çarpı B'ye. 2 basamaklı demek ne demekti? 10A artı B. Öbürü farklı. Rakamları toplamı 8 olan demiş. A artı B ne olacakmış 8? Şimdi ilk basamak, yani onlar basamağına değer verelim. Bu arada bütün basamaklı sayılarda ilk basamak 0 olamaz çünkü bir basamak düşer. O zaman A 0 olamaz. A ne olur? 1. A 1 olursa B ne olur? 7. Ne olur? 2. 2 olursa ne olur? 6. Bu böyle gider. Peki 8 olabilir mi? Olur. Niye? 0 oluyor. 0 B'ye gelebilir. Gördüğün gibi kaç tane gelmiş burada? 8 tane gelmiş. Demek ki cevabımız D şıkkıdır. ABC birer rakam. ABC ve BAC 3 basamaklı sayılardır. Buna göre BAC eksi ABC farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakın burada hızlı çözümleme yapacağım. 100B'den 10B çıkardım. 90B. Hadi böyle yazayım. 10A'dan 100A çıkardım. Eksi 90A. 1C'den 1C çıkardım. Puf, o gitti. Bakın bunu ne yaptım? 90 parantezine aldım ve B eksi A. Şimdi 810. 90 çarpı 9. 720. 90 çarpı 8. Bu da 90 çarpı 7. 90 çarpı 6 ve 90 çarpı 5. Sanki hepsi oluyormuş gibi, değil mi? Şimdi eğer bunu alırsam B eksi A'ya ne demiş olacağım ben? 9 demiş olacağım ki bu sadece bu 0 ve bu 9 olduğunda olur. Bakın burada B başta, A da başta, yani 0 alamaz. Demek ki doğru cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Şimdi merak eden için şunu da yapayım. Mesela B eksi A burada ne oldu? 8. Buna 9. Buna da 1 verebilirim. Bakın oldu. Diğerlerini de bir şekilde ayarlarım. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Bir sonraki sorumuzda gene biraz hızlı çözümleme yapacağım. Bakın 100A'dan 1A çıkardım. 99A. 10B'den 10B çıkardım. Puf, 0 oldu. 1C'den 100C çıkardım. Eksi 99C. 99 parantezine aldım. Ve XY 4. Şimdi dostlar burada 99'un katları. Mesela 99'un bir katı, iki basamaklı zaten, iki katını aldım. Ne yapıyor? 198. 99'un 3 katını aldım. 9 kere 3, 27. Ne yapıyor? 297. Ve 4 katını aldım. Böyle gidiyor. Yani şurada 2 katını aldım. Ne oldu? 8. 3 katını aldım. Ne oldu? 7. Görüyor musun? 27'den. O zaman sonu 4 olan 9'la neyi çarparsam sonu 4 olur?
9 kere 6 54. Evet, sonu 4. 54. 50 var 5. Bir daha 54. 5'i de koyduk. Zaten hep ortası 9 oluyor. Ve bu şekilde sadece birler basamağından 99'un katlarını yazabiliriz. E'si şu. A eksi C'yi 6 bulduk. 6. Y'yi burada ne bulduk? 9. X'i ne bulduk? 5. 9'dan da 5'i çıkardım. Burayı da ne buldum? 4. 6 ile 4'ü çarptım. 24. İstenilen cevap nedir? B şıkkıdır. İki basamaklı XY sayısı rakamları toplamının 6 katına eşit olduğuna göre YX sayısı rakamları toplamının kaç katına eşittir? Şimdi iki basamaklı XY sayısı 6 katına eşitmiş rakamları toplamının. Şimdi şöyle yapalım. İki basamaklı denine göre çözümleyelim. 10X artı Y. 6'yı dağıtayım. 6x artı 6y. Her iki tarafta bilinmeyen var. Az olan çok olanın yanına atalım. 6x'i buraya attım, çıkardım. 1y'yi buraya attım, çıkardım ve 5y. Bakın burada bir ters orantı geldi. Al gülüm ver gülüm. X'e ne vereceğim? 5 ve katları. Y'ye ne vereceğim? 4 ve katları. Zaten bir katını verebiliriz. Çünkü 5'in iki katı 10 yapıyor. Rakam olmuyor. Böylelikle sayımızı bulduk. Şimdi geldim yx. Şimdi yx, y'ye ne vermiştim? 4. X'e ne vermiştim? 5. 45 rakamları toplamının yani 4 artı 5'in kaç katıdır? Yani 45 9'un kaç katıdır? 9 kere 5 45. Demek ki kaç katıymış? 5 katıymış. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Gene hızlı bir çözümleme yapacağım. Bakın bunu yazıyorum. 444 küçüktür. 111. Nasıl yazdım hocam? Bak şimdi bak. 100x, 10x ve 1x, 111x. 10y, 1y, 100y, 111y, 111z, hepsi 111 ve x artı y artı z küçüktür 777. Her iki tarafı 111'e bölersek 4 x artı y yani bizim sayımızın rakamları toplamı 4'ten büyük, 7'den küçüktür. Demiş ki en büyük x, y, z sayısı kaçtır? O zaman rakamlar toplamı ne olsun? 6 olsun. Şimdi x artı y artı z 6'ymış. Şimdi x burada yüzler basamağı olduğu için verebileceğim en büyük değeri vereyim. 6, 0, 0 olamaz. Neden olamaz? Çünkü x başta, z de başta, y de başta. Yani hiçbiri 0 olamaz. Ha. O zaman bunlara en küçük değeri vereyim ki buna en büyük değer kalsın. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır. 411. Şey, evet 411. Evet biraz dikkat edin. Şimdi geldim bu soruya. A, B sayıları vermiş. Dörder basamaklı ve farkını soruyor. Şimdi bakın çok basit bir çıkarma işlemi yapacağım burada. Şimdi ilk önce şöyle yapayım madem. X 7, Y 3, eksi X 5, Y 8. İlk önce böyle yapayım. 1000x'ten 1000x'i çıkardım. Puf. 700'den 500'ü çıkardım. 200. 10y'den 10y'yi çıkardım. Puf. 3'ten 8'i çıkardım. Eksi 5. 200'den de 5'i çıkardım. 195. Bu arada bakın bu bilinmeyenlerin konumları aynı. O zaman ben burada 1, 7, 0, 3 başa 1 veremiyorum çünkü. 1, 5, 0, 8 de yapabilirim. İşte bu ikinci yol. O zaman 3'ten 8 çıkmaz. Komşudan bir alamadım. Bu komşudan aldım. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Burada 9 kaldı. Burada da 6 kaldı. 6'dan 5 çıkardım. 1 kaldı ve 195 istenilen cevap. İkisi de kolay yolların. İkisini de tercih edebilirsiniz. Evet, 10 basamaklı bıdık bıdık sayısıyla bıdık bıdık sayısı verilmiş ve bu oran kaçtır demiş. Şimdi dostlar şöyle bir olayımız var. İkisi de 10 basamaklı. Bu önemli. Şimdi bu 10 basamaklı sayıyı ben şöyle yazabilir miyim? 8 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Bunu da 5 çarpı 1, 1, 1, 1, 1, 10 tane yazabilir miyim? Evet yazarım. Şimdi şöyle yapalım. A yerine ne yazalım? Şu ifadeyi tekrar yazmak istemediğim için buna x diyeceğim. Bu da aynısı. 10 tane 1. Buna da x diyeceğim. A yerine ne yazalım? 8 çarpı x yazalım artı 2 çarpı b yerine ne yazalım? 5 çarpı x yazalım bölü a yerine ne yazdım? 8 çarpı x b yerine ne yazdım? 5 çarpı x. Yukarısı şöyle oldu. 8x artı 10x.
Yani 18x. Aşağısının olduğu 8'den 5 çıkardığım 3x. Bakın x'ler gitti. 18 bölü 3. Yani o da nedir? 6. Doğru cevabımız nedir? C şıkkıdır. Evet, çok güzel bir örneğe geldik. Bakın ABC 3 basamaklı bir sayı olmak üzere böyle bir çarpma istemi vermiş. Ama ben bunları bulamam. Şimdi virgüllü mürgüllü sayılar. Ama benden istediği aslında şu. 100A artı 10B artı C çarpı X. 100A çarpı X artı 10B çarpı X artı C çarpı X. Şimdi bakın. A çarpı X buysa bunu 100 ile çarparsam bir sayıyı 100 ile çarpmak demek iki tane virgül kaydıracaksın. Ana 48 demek o zaman. 100 çarpı 0,48 o zaman ne oluyor? Direkt 48. Artı. Bx buysa bunu 10 ile çarpacaksın. Bunu 10 ile çarparsan bir tane virgül kaydırırsın. Ona da ne kaldı? 6 kaldı. Cx zaten direkt 3'müş. Bu da 48. 6 daha 54, 3 daha 57. Doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır. Burada basamak değeriyle ilgili güzel bir soru. Şimdi dostlar, 3 basamaklı sayılar verilmiş ve 2 basamaklı doğal sayılar verilmiş, birbirinden farklı olacakmış. İşleminin sonucu kaçtır? Burada bakın, burada kesir var. O zaman ben çok güzel bir şey yapacağım. A'ya 2 vereceğim, B'ye 1 vereceğim. Çünkü rasyonel bir ifade ve sadeleşecek. O zaman soruyu tekrar yazıyorum. 2, 4, 1 eksi 1, 4, 2 bölü 2, 2 eksi 1, 1. Aşağısını ben yapıvereyim. 11. Yukarısını kafadan yapamadım. 241'den 142'yi çıkaracağım. 11'den 2 çıktı 9. Burada 3 kaldı. 13'ten çıktı 9 ve 0. 99'muş. 99'du. 11'e böldüm ve doğru seçeneğimiz nedir? B şıkkıdır. Çözümleme yaparak aynı yere varabilir miydim? Varırdım. Çok daha basit olsun diye değer verdim. Çünkü bakın burada rasyonel bir ifade var. O zaman istediğin değeri verebilirsin. Yalnız eşit olmayacak demiş. Yani 2 ver 1 ver. Hocam ben birine 7 vereceğim, birine 5 vereceğim. Farklı bulabilir miyim? Bulursan aferin. Şimdi geldim diğer bir soruya. Sıfırdan farklı birer rakammış. İşlemin sonucu kaçtı? O zaman bunu aynı rakamları verebilirim. O zaman şöyle yapacağım. 1, 1, 1, 1. Yani A'ya da B'ye de 1 verdim. 1,1 devrediyor. 1,1 devrediyor. Şimdi 1,1 ile 1,1'i topladığın, biliyorsun virgüller alt alta gelecek şekilde topluyorsun. Devrilerde de çok tehlikeli ama devreden kısım aynıysa toplayabilirsin. Şimdi yukarıdaki sayıyı şöyle yazıyorum. 22 bölü 10. Aşağıdaki sayıyı şöyle yazıyoruz. 22 eksi devretmeyen kısım 2 bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Yani 22 bölü 10 çarpı 9 bölü 20. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Varsa tabii varmış. Bunu 2'ye böldüm 10. Bunu 2'ye böldüm 11. Bu da ne oldu? 99 bölü 100. Bir sayıyı 100'e böldük. 2 tane virgül attık. Doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Tabii burada ondalıklı sayılar toplama çıkarma ne demek? Devirli ondalıklı sayılar değil mi? Birazcık orada sıkıntı var. Ben bunu şey için yazdım. Rasyonel bir ifadede istediğin değeri verirsin, sonuç değişmez. Farklı bulana araba veriyorlarmış. Şimdi dostlar geldim güzel bir soruya. AB ve BA iki basamaklı birer doğal sayıdır. K doğal sayı olmak üzere böyle bir eşitlik vermiş. Bu koşulda uyan kaç tane AB sayısı vardır? Şimdi ben bu K'dan kurtulmak istiyorum. İstersen K'ları çekip bir arada yazabiliriz. Yani birincisinde K'yı çektim. AB eksi 27. İkincisinde K'yı çektim. BA eksi 72 mi? Şunu şuraya attım. K'yı çektim. Bunu buraya attım. K'yı çektim. Sonra şuradan 72'yi bu tarafa attım. 72 eksi 27. Bu da BA eksi AB. Zaten bu direkt bunun gibi oldu ama tabii kaç tane vardır diyor. Onun için devam edeceğim. Bakın burada hızlı çözümlem yapıyorum. 10'dan bir tane çıkardım. 9 tane B kaldı. Eksi 1'den 10 çıkardım. 9 tane A kaldı. X de 9 olduğu için 9 parantezini aldım. Buradan da bunu çıkardım. 12'den çıkardım. Ne kaldı?
7'yi 5 kaldı. 6'dan 2'yi çıkardım. Ne kaldı? 4. 45. O zaman B eksi A ne oldu? 5 oldu. Ben bu eksiyi sevmedim. O zaman bunun yanına atayım ve bu şekil elde ettim. Şimdi ne oldu? Böyle bir sonuç elde ettik. Ben istiyorum ki kaç tane AB? Şimdi ben burada A'dan başlayacağım değer vermeye. A'ya 0 verebilir miyim? Hayır. A'ya 1 verirsem 1, 5. Ne oldu? 6. 2 verirsem 5 fazlası. 7. 3 verirsem 2, 7 burada var bu arada. 3 verirsem ne oldu? 8. 4 verirsem ne oldu? 9. Az olduğu için hepsini yazdım. 9'dan da daha fazla olamaz çünkü bu bir rakam. Dolayısıyla kaç tane oldu? 4 tane, değil mi? 4 tane sayı oldu. Ve doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet, güzel bir örnek. Evet dostlar, şimdiki sorumuzda biraz dikkatli olacağız. 3 basamaklı ilk sayıyı vermiş ve şöyle yapıyorum. Bak, çözümleme yapıyorum. 100A, 1A daha ne yaptı? 101A artı 10B, 10B daha ne yaptı? 20B artı 1C, 100C daha ne yaptı? 101C yaptı ve 686. Şöyle yapalım. 101 parantezini alırsam A ile C artı 20B 686. Şimdi burada 101'in kaç tane olduğu basit. Bölmeye gerek var mı? Yok. 6 tane var. 686'da 101 kaç kere var? 6 kere var. Ve 606 çıkardım, 80. 80'de 20 kaç defa var? O da çok basit. 4 kere var ve A artı C'yi buldum ben. A artı C'yi ne buldum? 6. B'yi ne buldum? 4. O zaman bunları toplarsam ne yapar? 10 yapar. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Gene benzer bir soru. Bakın burada 1000A, 100A tabii çözümleneceğiz. Çünkü basamak diyor falan filan. 10A ve 1A yani 1111A artı 100B, 10B, 1B, 111B artı 1C, şey 10C, 1C, 11C artı 1D. Evet. Bu da neymiş? 6272. Şimdi bunun içinde 1111 var mı? Var. Kaç defa var? 6 defa yok. 5 defa var. 5, 5, 5 ve 5. Çıkaralım. 12'den 5 çıktı, 7 kaldı. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. 12'den 5 çıktı, 7 kaldı. 5'ten 5, 0 kaldı. Şimdi geldim. Ha, pardon bir dakika. A'yı ne buldum o zaman? 5. Ben D'yi istiyorum bu arada. Şimdi geldim 111. 717'de 111 var mı? Var. Varsa kaç defa var? 7 defa yok. 6 defa var. 6, 6, 6. Bunu da çıkaralım. 6'dan şey 7'den 6 çıktı 1. 11'den 6 çıktı 5 ve 0. 51. Bu da kaç defa varmış? 6. Hepsini bulduracak. 51'de 11 var mı? Var. Varsa kaç defa var? 5 defa yok. 4 defa var. 44. Bu da neymiş? 4'müş. Çıkardım. 7. Evet. D'yi bulduk. D neymiş? En son kalan D. 7. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Zor gibi ama karışık olandan başlarsam rahat rahat içinde kaç tane var, kaç tane var diye daha önce temel kavramlarda yapmıştık. Böyle bir soru. Gene çözümleme. Nereden anladın çözümleme olduğunu? Basamak basamak diyor. Tamam, çözümleyelim bu işliği. 300 artı 10A artı B eşittir 8 çarpı 10B yani 80B artı 8 çarpı A yani 8A eksi 10. Şimdi burayı biraz düzenleyelim. 10A 8A burada ne oldu? 2A 1B 79B onu buraya attım. 310 artı olarak geçti. Ve böyle bir garip bir eşitlik elde ettik. A çarpı B çarpım kaçtır demiş. Şimdi burada karışık olan aslında burası gibi gözüküyor ama bu. Çünkü 79'un katı. Şimdi 79'un katlarını düşün. 310'u geçecek. Şimdi 5 katı olsa 350'li oluyor, değil mi? Evet, 5 katı olsa ne oluyor?
79 ile 5'i çarpalım. 9 kere 5 45, 50 var 4. 5 kere 7 35, 39, 395. 310'u çıkardım, olmadı. 310'u çıkardım, ne kaldı? 85. O zaman 4 katı olsa 79'un 4 katı 9 kere 4 36, 50 var 3, 4 kere 28 316. 310'u çıkardım. Ne oldu? 6 kaldı. Şimdi 2A 6 ise A nedir? 3. Şimdi A'yı ne buldum? 3. B'yi ne buldum? 4. O zaman 3 ile 4'ü çarptım. Doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Evet. Bakın bu örneğimizde 3 basamaklı iki sayının farkı, 2 basamaklı iki sayının farkını soruyor. Bunu vermiş. Şimdi burada sayıları tahmin etmek kolay olabilir, zor olabilir. Biz öyle yapmayacağız. Bir çözümleme yapalım. Bakın burada 10B'den 10B'ye gitti. A'dan başka bir A olmamış ama burada da aynı şeyler var. Yalnız ben şöyle yapacağım. 100 A'dan 100 B'yi çıkarmış. Yani böyle bir çözümleme yapacağım. Artı 1 D'den 1 C'yi çıkarmış. O zaman D eksi C, o da eşittir 294. Şimdi ben burada A eksi B'ye 2 versem 94'ü buradan yakalayamam. Neyse, burası biraz dursun. Benden istediğine bakıyorum. 10 A'dan 10 B'yi çıkarmış. 10 A'dan 10 B'yi çıkarmış. Artı C'den D'yi çıkarmış. C eksi D ve soru işareti. Bakın burada D eksi C, C eksi D. O zaman ben şöyle yapacağım. 294 artı C eksi D. Burada ne kaldı? 100 A eksi B. 294'e ne eklersem 100'ün tam katı olur. 6. 300, 100'ün 3 katıdır. Bakın A eksi B'yi ne buldum? 3 buldum. C eksi D'yi de ne buldum? 6 buldum. 3 ile 10'u çarptım. 30 artı 6. O da ne oldu? 36 oldu. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Şimdi dediğim gibi burada deneme yoluna girseydin terslikler yaşayacaktın. Çünkü burada kolay bir şey değil. Çünkü B'den B'ye sıfır kalması lazım. Demek ki bu bir fazla. Komşuya bir elde gidiyor falan filan gibi. Burada videoyu durdurup istersen biraz uğraşabilirsin. Gene bir çözümleme. Bakın burada 100 A'dan 1 A'yı çıkarmış. 99 A. 10 B'den 10 B'yi. O zaman B'ler gitti. 1 C'den 100 C'yi eksi 99 C. 99 parantezini aldım. 297 sonuna baktım. 3. A eksi C ne olacak? 3 olacak. Ben bu eksiği sevmediğim için bu şekilde C'yi bu tarafa atalım. En büyük ABC sayısı burada C'ye bağlı. A'ya tabii en büyük vermem lazım çünkü yüzler basamağı. Ama C'ye bağlı. C'ye ne vereyim? 6 verirsem 9 olur. Daha da büyük olmaz. A, B, C. C'ye verdim 6. A ne oldu? 9. B'ye ne vereceğim? Burada hiçbir şart söylemediği için B'ye verebileceğim en büyük rakamı verebilirim. Rakamları farklı falan hiçbir şey dememiş. Demek ki doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Şimdi dostlar, bu soruda böyle bir şart vermiş bu sefer ve böyle bir çözümleme yapmam gerekiyor. Çünkü basamak demiş, eşitlik vermiş. Ondan sonra da kaç tane ABC sayısı vardır? Şöyle yapalım. 100 A'dan 1 A çıkardım. 99 A. Bakın gene B'ler gitti. 10 B'den 10 B'ye çıkardım. 1 C'den 100 C'ye çıkardım. Eksi 99 C. Parantez aldım. 693. Sonu üçlü birden. 9 kereydi 63 müydü? Evet, 7. Ve ben bunu sevmedim. 7 artı C. Şimdi A, B, C. Şimdi C'ye ne veririm? Sıfır veremezsin. Niye? Başa gelmiş bak burada. C'ye o zaman en küçük 1 veririm. 1 verirsem 8 oldu. B ne olacak? B her şey olamaz. Bu arada olacak. Ha. B o zaman ne olacak buradan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az olduğu için yazı verdim. 2, 4, 6 tane var buradan. Peki başka? C'ye ne vereyim? 2. 2 verirsem ne oldu? 9. B ne olacak? Bu arada olacak. B için konuşuyorum burada. B ne olacak? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gene 6 tane. Demek ki 6 tane, 6 tane. Tabii 9'u geçemezsin. 12 tane
sayı yazılabilir. ABC sayısı. Tabi bunları tek tek yazmak istersen yaz 821, 831 falan filan diye değişiyor. Bakın bu şarta da dikkat ettim.